Merhaba Şule Hanım. Yani ben tabii yani bu mesele hani sizin özel hayatınızın dışında bir taraftan konuştuk detaylı ama karşınızda siyasi gücünü kullandığını söylediğiniz birileri var. Biri eşi, diğeri Nurettin Canikli'ye de bu konuda ulaştınız. Siz ne yaşıyorsunuz? Neyin sesini duymak istiyorsunuz? Önce sizden dinleyelim, sonra diğer sorularımıza devam ederiz. Şule Hanım, öncelikle biz Kemal Canikli 2014'te ben Miami'ye tatile gelmiştim. Kendisi de burada 5 arkadaş grubundan tatile geldiği süreç içerisinde tanıştık. 4 yıllık bir beraberliğimiz oldu 2018 yılına kadar. 2018 yılında evlendik kendisiyle. Tekrar evlendikten sonra da balayına Amerika'ya geldik. Bu konuyu özellikle söylüyorum. Çünkü beni Amerika'ya çocuğumu kaçırmakla itham ediyorlar. İşte gerek FETÖ'cü gerek ajanlıkla suçluyorlar. Ama kendisine zaten tanıştığım yer Amerika. Bundan önce de benim zaten dünya üzerinde birçok dünya ülkesine gezdiğim ülkeler var. Vakit buldukça gezmeyi sevdiğim bir kişilik olduğum için. Evlendikten sonra bir takım sıkıntılar yaşadık. Çünkü ben ailevi konumlarını ve amcasını bilmiyordum. Ve işin açıkçası ben sade hayat yaşayan bir insanım. Ailem de genellikle öğretmen kökenden gelen, siyasetle ilgilenmeyen, kendi halinde bir aileyiz. Kırılmalar yaşandıktan sonra 2 aylık hamileydim. Evi terk etti. 2020 dönemi, korona gibi bir dönemde Türkiye'de biliyorsunuz ki çok fazla sokağa çıkma yasakları oldu. Hepimiz çıkamadık ve hamileliğim süresini tek başıma geçirdim. 2 defa kanamalı bir şekilde hastanelik oldum. İş yerinin çok yakında olmasına rağmen tek başıma oralarda kalmak zorunda kaldım. Hiçbir şekilde ne maddi ne manevi çocuğuna destek olmadı, bana destek olmadı. Şüphem üzerine kendisini Bozcaada'da takip ettim. Kalinda isimli bir otelde bana önceden tanıttığı, düğünde de arkadaş olarak tanıttığı Melek isimli şahısla aynı odada Adem isimli arkadaşının kimliğini kullanarak kaldığını tespit ettim. Bunu tespit ettiğim üzerine bayanın kim olduğunu sorup kendisine tartışma çıktığında aramızda gördüğünüz videolar zaten Twitter'da yayınlandı. Saçlarımdan tutarak beni yerlerde sürükledi. Rüzgar Hanım, o görüntüleri sosyal medyada paylaştınız. Yani sizin o evlilik sürecinizde, hamile kaldığınızda da şiddet gördüğünüz görüntüleri paylaştınız. Ondan sonraki sürece gelirsek, yani bugün çocuğunuzun sesini duyamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Buraya annesi, yani sizin annenizle beraber tatile göndermiştiniz ve bir daha sizin yanınıza gelemedi. Ne oldu orada da siz ulaşamadınız? Çünkü diyorsunuz ki siyasi güçlerini kullanıyorlar. Nasıl? Şöyle ki bu hamile de yediğim dayakta ben kendisinden şikayetçi oldum. Burada hakim tarafından karşılıklı eşlere darp suçundan onay bana ve kendisine iyi hal indirimi yapılarak hükmün geriye açık bırakılmasına hükmetti hakim. Aslında böyle bir şeyin bir mümkünatı yok. Neredeyse 7 aylık hamileyim ve dayak yiyorum. Yani saçlarımdan sürükleniyorum. Durumum dolayısıyla zaten bunu yapabilmemin mümkünatı yok. Burada zaten güçlerini kullanıldılar ve bu konuyla ilgili çok tehdit aldım. İşte şikayetini git geri çek. Git hakimle konuş, hakimi nasıl ikna edersen et. İşte ben ceza alırsam siyaset hayatım biter, işte silah ruhsatı yenileyemem gibi birçok baskı altında kaldım. Daha sonrasında Amerika'ya geldim, burada tek başıma doğumumu yaptım. Havaalanındaki olan olay da şöyle gerçekleşiyor. Çocuğum benim 2,5 yaşında şu an, 2020 doğumlu bir bebek. Daha önce Türkiye'ye birçok defa benimle Amerika'ya gelip gitmiş ki biz 1 yaşına kadar babasının yanındaydı çocuk. Her şekilde görebiliyordu, iletişimi hiçbir şekilde kesilmedi. Ama tabii ki kendisi çocuğu umurunda olmadığı için hiçbir şekilde oğlunun yanında olmadı zaten. Bu dönemde babaannem beni büyüttüğü için babaannemin aile ziyaretini görmesi için çocuğu gönderdim ve havaalanında yurt dışı çıkış yasakları olmamasına rağmen şöyle bir usulsüzlük yapılıyor. Kendi güçlerini kullanaraktan havaalanı personelinde arka tarafa geçiyorlar ve normalde havaalanında pasaport kontrolden sonra biliyorsunuz uluslararası alana giriyor. Yani buraya girmelerinin bir mümkünatı yok müdahale ettikleri alanda. Muhtemelen Kemal Canikli'nin Nurettin Canikli tarafından atanmış üvey annesi var Canan Canikli. Türk Hava Yolları'nda müfettiş olarak ve polis arkadaşları var. Bunların torpillerini kullanarak böyle bir müdahalede yapılıyor ve daha sonra hakim kararıyla çocuğa yurt dışı çıkış yasağı kullanılıyor. Ama şöyle bir durum da var. Benim çocuğum Amerika doğumlu. Kesinlikle Türk kimliği yok. Türk kimliğini de Kemal Canikli daha önce Üsküdar'da meclis üyesi olduğu için Üsküdar Nüfus Dairesi'nde beyanen çocuğun
doğum belgesinde baba adı yazmamasına rağmen, çünkü kendisi Amerika'ya hiçbir şekilde gelmeyip çocuğu hakkında işlem yapmadığı için bir babayı beyanen gösteremiyorsunuz burada. Yani babası bu deyip yazdıramıyorsunuz baba kabul etmediği şart altında. Beyanen nüfus dairesinde çocuğuma sahte bir kimlik çıkarıyor. Ben orada değilim. Bu kimlik çıkarıldığı zaman çocuk orada değil. Bu şekilde güç kullanarak çocuğumu 12 Nisan'da öğlen bir sularında alıkoyunuyorlar ve anneme saldırıyorlar. Kamera görüntüleri var, tehdit ediliyorlar. Arnavutköy polis merkezine götürülüyor. Çocuğun o çocuk olduğu ispatlı değil. Bu şekilde 4 tane savcı değiştiriliyor. Çünkü ilk savcı çocuğun ne anneye ne babaya teslim edilmesi, yurda tutulması hakkında karar veriliyor ve savcı sürekli değiştirilerek avukatı tarafından en son kendi lehlerine bir karar alıyorlar. Ve ben şu an 5. gün, yani gerçekten çok kötü bir durumdayım. Sonuçta ben bu çocuğun annesiyim. Hiçbir şekilde çocuğuma ne bir telefonla ne nerede olduğunu bilebiliyorum. Rüzgar Hanım, sahte kimlikle olmasına rağmen çocuk hakkında bir karar mı veriliyor? Yani babasına verilmesi yönünde. Şimdi nüfus dairesinden biliyorsunuz ki çocuklarınıza kimlik çıkarmak için anne baba beyanı olması gerekli. Ya da bir doğum belgesi sunmanız gerekiyor anne baba adı olunan. Bu çocuk Amerika doğumlu. Ve çocuk Türkiye'de bile değilken ve doğum belgesinde baba adı olmayan bir çocuk. Baba adı yoksa bile siz bunun DNA testini koymak zorundasınız. Yani nasıl ben burada yazdıramadıysam. Çünkü çocuğun babası yanında olmadığı için şöyle düşünün. Başka bir baba beyan edip onu da yazdırabilirim. Kişi kabul etmesi lazım bunu. Kabul etmediğiniz takdirde istediğinizi koyamazsınız baba adı olarak. Mahkeme kararı çok absürt. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani böyle bir belge olmadan, böyle bir... Yani nüfus tanımı olmadan nasıl böyle bir karar verebiliyor mahkeme? Onu anlamaya çalışıyorum. İnanın ben de anlamıyorum. Çünkü bunlarla daha önce çok karşılaştım. Dediğim gibi hamileyken dayak yediğimde bile ben hapis cezası aldım. Düşünün hamile bir bayansınız. Hamileliğiniz boyunca yalnız geçirmişsiniz. Eşinizi başka bir kadınla aldatırken yakalıyorsunuz. Üstünüze saçlarımdan sürüklenerek videolarım var. Ve diz kapağımdan bacağımın aşağısına kadar komple yara oldu. Ben bu görüntüleri paylaşmadım. Ki şu anda açıkta devam eden çocuğum doğduktan sonra tekrar kendisine bir şans verdim düzeldiğini düşünerekten. Çünkü bir çocuğun kesinlikle babası da büyümesini istemem mi? Dünya üzerindeki hiçbir gerçek benim annesi onun babası olduğumu değiştiremeyecek isterseniz ki. Bir çocuğun... Rüzgar Hanım bu süreçte sanıyorum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da ulaşabildiniz. Bir yanıt evet doğru 12 Nisan gecesi sahur vakti saat 4 sularında kendi özel cep telefonundan 1-7 dakikalık görüşmemiz oldu kendisiyle. Bu durumu anlattım. Kendisi de inanamadı çünkü şundan dolayı inanamadı. Türkiye'de bu zamanda bir bayana yan baksanız bile ceza alıyorsunuz ki bu anlattıklarınız doğruysa o kişinin cezaevinde olması lazım dedi. Siz bana evraklarınızı atarsanız ben bunu tetkik ettireceğim dedi. Ve ben kendisinden WhatsApp numarasını bilmediğimi söyledim. WhatsApp numarasını paylaştı benimle. Aynı numarasının 41 numarası olduğunu söyledi. WhatsApp üzerinden bunu paylaştım. Dosyaları attım. Ertesi gün saat 4 sularında sahur vaktinde tekrar kendisine bir 30 saniyelik görüşmemiz oldu. Çok yoğun olduğunu, ilgilenemediğini, ilgileneceğini söyledi. Fakat şu an daha sonra, iki gün sonra WhatsApp'tan kendisi bana çok uykusuz ve yorgun olduğunu hanımefendi lütfen diye bir mesaj attı kendi şahsi telefonundan. Ama daha halen tabii ki bir gelişme yok. Nurettin Canikli'ye ben mesaj attım ve bu evlilik süresince, evliliğin kırılması süresince hepsinde yardım istedim. Fakat kafasını kuma gömmeyi tercih etti. Çocuğumla ilgili mesaj attığımda da çok ortalama cevaplar verip Kemal Canikli'ye görüşmediğini, bu evliliğin yıkılmaması için, çocuğun anneyle babası büyümesi için de birçok telkinde bulunduğunu, fakat Kemal'in dinlemediğini. Aslında böyle bir şey yok çünkü Kemal'le yaklaşık 20 yıldır birlikte çalışıyorlar ve Kemal Nurettin Canikli'nin sağ kolu. Bütün işlerini yapan kişilik. Rüzgar Hanım, birçok iddia vardı. Biz bu yayında işlemiştik onları. Siz haberlerden takip etmişsinizdir. Birebir de içindesiniz aslında. Ama o iddialara ilişkin TMSF'de yani bir hortumlama sürecinde birçok iddia vardı. Oradaki şirketlere el koyma, oradaki paraların başka yerlere aktarılması, Canikli'nin kendi akrabalarının, yeğenlerinin oraya yerleştirilmesi süreci. Birçok yolsuzluk vardı orada. Bunlara bir tanıklığınız var mı? Yani tabii ki sağ var. Koluydu diyorsunuz çünkü. Tabii ki var. Çünkü Kemal sürekli Nurettin Canikli'nin işlerini yapmakla meşguldü. Bu yüzden zaten evliliğim süresince çok sıkıntı yaşadık, şiddete uğradım. Çünkü kaldırabileceğinden çok fazla iş verildiği için işte 2 günde bir Viyana'ya gitmesi gerekiyor. Bu Boydak şirketleri zamanında.
Biliyorsunuz ki Nurettin Canikli başına atandığı için TMSF'nin başına da Muhittin'i kendileri getirdiği için Muhittin Bey'i. Bu süreçte tabii ki biz kırılma yaşadık. Çünkü Kemal evde kafaları yiyordu. Yoğunluktan ve yetişemediğinden dolayı artık içeride nasıl sıkıntılar yaşıyorsa. Evde bu yüzden çok şiddete maruz kaldım. Ama hep kendisi iş sıkıntılarını eve getirmediğini beyan ediyordu. Fakat ben bu şiddeti yaşayan kişilik olduğum için ve bu kişiyle yıllar boyunca birlikte olduğumdan dolayı ben 2014'te kendisine tanıştım. Tanıştıktan kısa bir süre sonra amcası Gümrük Bakanı oldu. O zaman bu kadar sıkıntılar yoktu. Başbakan yardımcısı ve Savunma Bakanlığı'na geçtiği zaman, Milli Savunma Bakanlığı'na, o zaman bu süreçler çok arttı. Tabii ki bu Metin Bey'in iddialarını gördüm. Kendisinin o iddialara ilişkin, bence, o yolsuzluk iddialarına ilişkin bir tanıklığınız var mı Rüzgar Hanım? Tabii ki var. Ben bunları gereken, devletimiz gereken işlemi yaptığında tanıklığımı, şahit olduğum her şeyi, gerekse evraklı, gerekse belgeli, gerekse kendisinin ses kayıtlarından, gerekse bana attığı mesajlarla. TMSF ne koyduğu şirketlerde kayyum olarak atandı ve birçok şirketinde zarara uğratılarak alım yapıldığı iddia ediliyordu. Bu konuya şahit oldunuz mu? Tabii ki şahit oldum. Zaten çoğunlukla kayyum atamalarını amcasının çoğunluğundan hani haberi bile olmadan Kemal Cenikli de bunları kendisi yapabiliyordu ve bu dosyalarla ilgili eve geldiğinde gülüp eğlenebiliyordu. İşte yani güç sarhoşluğu mu diyelim artık, yetkinin verdiği, bilmiyorum. Bunlara hep şahit oldum tabii ki karısı olarak. Şimdi Rüzgar Hanım, bir şirketten, yani TMSF'nin el koyduğu şirketlerden başka şirketlere, yani o TMSF'nin el koyduğu şirketlerin içinin boşaltılmasına ilişkin sizde bir bilgi, belge mevcut mu? Yani bugün işte yargı sistemi işlese ve size buna ilişkin sorsalar, ifadeye çağırsalar, tanıklığınızı sorsalar, sizin elinizde belge var mı? Tabii ki tanıklığımı verebilirim. Gerekli konuşmalarını da kendisinin kendi ses tonundan beyanlarını da verebilirim. Hatta ses kaydı var dediniz galiba, doğru mu? Tabii ki. Hatta ailesinin kendi akrabalarının Nurettin Canikli hakkında yaptıklarından, bir gün tabii ki ilahi adaletin tecelli edeceğinden, daha önceki yaptıkları durumları anlattıklarından, kendilerine yapılan haksızlıklardan bahsettiği ses kayıtları da var. Gerekli evraklar da var. Nurettin Canikli'nin kendisinden yazmış oldukları, çünkü Giresun gazetesinde sahte haberler yaparken Kemal'in WhatsApp'ına kendisi ses kaydı olarak mesaj atıyordu. Biz yan yana işte onları sözlüğe dökülüp işte başka bir yayın belgelerini yapan hanımefendiye iletiyorduk. Yani bunları da hep yanımda, genelde tatilde ya da şurada burada ev içerisinde olduğumuz için hepsine tabii ki canlı olarak şahit oldum. Hangi olayla zaten ilgiliydi o haberler? Neyle ilgiliydi haberler? Şaban Vatan zamanında olan haberler var. Yani o Şaban Vatan zamanında sahte haberler mi yaptırtıyordu Nurettin Canikli ve Kemal Canikli? Tabii ki, çünkü ben bu konunun neticesini anlayamamıştım işin açıkçası. Sorduğum zamanda da yani şöyle bir beyanda bulundular bana. Babanın deli olduğuna dair ve Giresun'daki herkesten bir şekilde borç para alıp yalanlarla kandırıp bu şekilde kendisini aklamaya çalıştığını söylediler. Ama benim çok mantığıma yatmadı, çünkü ben Kemal'e de şunu söylemiştim. Bir baba ya da anne çocuğunun canı üzerinden, dünya üzerinde hiçbir insanın bunu yapmasının mümkünatı yok. Çünkü bunlar hiçbir şekilde parayla ya da herhangi bir şeyle geri getirebileceğimiz bir şeyler değil. Belki de bilmiyorum, empati yaparak kendimden yola çıkıyorum. Yapamam yani kendi ama çocuğumu. Ama onlar bu yönde haber yaptırmak istiyordu, doğru mu anladım? Tabii ki zaten yaptırdılar da. Giresun gazetesinde, diğer gazetenin ismini hatırlamıyorum, amcasının elinde yaptırdılar. Zaten birçok Metin Cihan da kendi özel konuşmalarını ifşa etti, görmüşsünüzdür. Dalga geçip eğleniyorlar. Yani ne olursa olsun, suçsuz bile olsanız, suçlu da olsanız, hiç kimsenin ölen bir çocuğun üzerinden bu geçilemez. Hatta Kemal Cenikli o dönemde fake bir Twitter açtı, Ahmet Portakal diye. Oradan Metin Cihan'a işte teröristsiniz, şöylesiniz, böylesiniz diye yayınlamalar yaptı. Yakın zamanda Twitter'ı kapattı. Bilmiyorum tweetler silinmiş midir? Bu şekilde atılımlarda bulundular, saldırdılar ki bu acıyı yaşayan bir babaya saldırmaları kesinlikle hiç hoş bir şey değil. Yani çünkü altını burada çizelim. Metin Cihan bir gazeteci. Metin Cihan Rabia Naz'a ne oldu diye bu işin peşine düşüyor. Nasıl öldüğünü anlamaya çalışıyor o soru işaretlerinin arkasında. Ve sosyal medyada bir başka hesapla, sahte hesapla Metin Cihan sen bir teröristsin diye yazılar yazılıyor. Mesele çünkü başka yere gitsin, örtbas edilsin. Aynı zamanda Rabia Naz'ın babasına yönelik
medyaya haberler yaptırarak, sahte haberler yaptırarak, yalan haberler yaptırarak şey dava açarak yani. Bir soru gelmiş sosyal medyadan, sorayım mı? Sor, sen de bir sorun. Sosyal medyada bir kullanıcı, Erkan galiba ismi, bir soru iletiyor. Rüzgar Hanım'a sorar mısınız? Tüm bu işlemleri çocuğun alıkonması suçu da dahil olmak üzere Twitter'da avukat Funda olarak paylaşan avukat kim, sorabilir misiniz diyor. Funda Hanım Kemal Bey'in avukatı. Şöyle ki kendisi benim boşanma davamda da benim çok uzun sürelerdir görüşmediğim bir arkadaşımı yalancı şahit olarak satın alıyor. İşte çocuğumu dövdüğümü, darp ettiğimi, ki ben Amerika'da yaşıyorum. Hani bunlar böyle sözle beyan edilebilecek şeyler değil. Ve daha sonra bu yalancı şahit arkadaşımla kendi mahkemelerine şahit yazdırıyorlar boşanma mahkememe. Ve kadını da istediklerini yapmadığı için tehdit ediyorlar. Çünkü kadın işin gerçekliğini öğrendikten sonra geçtiğimiz iki ay önce mahkemeye çıkıyor. Ve benim şahimde, benim lehimde şahitlik yapıyor. Benim bana şahitlik yapıyor. Ve Funda Hanım'ın kendi hesabından yolladığı banka dekontlarının dekontlarını veriyor. Kendi hesabına gönderdiği ve yalancı şahitlik yapması için pişman olduğunu beyan ediyor kendisi. Ama tabii ki bu konuyla ilgili de halen de bir işlem yapılamadı. Çünkü sonuçta yalancı şahit tutuyor. Para makbuzlarını hepsini ispatladık. Ve bu avukat uzaklaştırma kararı isterken bile biz Anadolu yakasında ikamet ediyoruz. Kendisi Bakırköy Adliyesi'nde eski eşi ağır ceza hakimliği yaptığı için oradan edindiği bir çevreden dolayı sürekli oradan taarruzda bulunuyor bana. Ki biliyorsunuz normalde bir mahkeme açılırken ikamet ettiğiniz bölgede açılır. Diğer bölgeler bununla ilgilenemez. Benim Avrupa yakasında hiçbir ilişkim yok. Karşımda normal bir avukat yok. Avukatın da ses kayıtları var bu arada. Benim hakkımda yalancı şahitlerle tutarken konuştuğu ses kayıtları var. Bu ses i̇şte kayıtları size nasıl olduğumu geliyor Rüzgar Hanım? Konuştuğu insanlar güvenmediği için seslerini kaydediyorlar ve benden yardım istiyorlar. Bize böyle para teklif ettiler. İhtiyacımız olduğu için o zaman için kabul ettik. Çok pişmanız, özür dileriz. Bizi de tehdit ediyorlar diye savcılıkta suç duyuruları var. Hem Kemal Canikli hakkında hem avukat hakkında. İspatlı belgeli, ses kayıtlı. Avukatın ben çok iğrenç konuşmalarını dinledim. Gerekse evet, küfürlü, gerekse benim New York'ta görüldüğüm, işte FETÖ'cü olduğum, uyuşturucu kullandığım. Yani bunlar akla hayale sığmayacak beyanlar. Magazin evet, tadı tarzında. Evet, Rüzgar Hanım bir sorumuz daha var. Rüzgar Hanım, siz Kemal Canikli'nin para trafiğine ilişkin Nurettin Canikli ile birlikte tanıklıklarınız oldu mu? Yani o şirketlerin, yani çöküldüğü iddia edilen şirketlerin para trafiklerine dair tanıklıklarınız var mı? Şöyle, Kemal Canikli zaten boşanma davasındaki beyanında bile 10.000 TL bir maaşla çalışan kişi olduğunu beyan etmiş. İşin açıkçası zaten hesap hareketleri incelendiği zaman ya da yaşam koşulları ya da yurt dışına çıkış tatilleri, gerekse yaşam refah seviyesi incelendiği zaman zaten bir ters orantı olduğu görülecektir. Mal varlıklarını kaçırdıkları kendi üstlerine kesinlikle tutmuyorlar. Yıllar boyunca işte annesinin, farklı şahısların, işte Recep Çörekçi gibi Metin Bey'in geçirdiği bu şekilde şahısların üzerine tutuyorlar ve bunların belgelerini kendi kasalarında tutuyorlar. Ben bu kasaların evlerinden çıkardım 2020 yılında. Gayrettepe Emniyet'te kasa incelemeye alındı. Kemal Canikli kesinlikle geldi ve bana yalvardı bu kasa açıldığı takdirde. Çünkü savcı kasanın açılıp açılmamasını bana sordu bizim evimizden çıktığı için. Kemal Canikli geldi, bana yalvardı bu kasa açılırsa amcam tarafından ben kesinlikle öldürülürüm diğerleri tarafından. Ben de hamile olduğum için 7 aylık. İşin açıkçası şu anki aklım olsa açtırırdım muhtemelen. Ve seni de öldürürler diye beni tehdit ettiği için korktum. Zaten bu mevzudan sonra kasalarını geri teslim aldıklarından sonra can güvenliğim için Amerika'ya geldim ve çocuğumu burada doğurdum. Yok, kasalar hiç açılmadı. Evet. Evet. Rüzgar Hanım, son soru. 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç saat önceydi. Milletvekili dokunulmazlık kartıyla beraber o araçla Yunanistan'a gidiyor. Kemal Canikli, eşiniz. Siz yanında mıydınız? Bu ben seyahat yanımdaydım. Önceden şöyle planlı bir seyahat miydi? Önceden planlandı. Kendi iki tane kuzeni var zaten yanımızda bize eşlik eden. Tatile gitmek istediğini söyledi. Tabii ki ben sevgililik ve flört döneminde olduğumuz için okeyledim. Bana tarihleri verdi ve özellikle bu tarihlerde bilet almamı istedi. Çünkü kendisi bu şeylerle ilgilenmediği için, çok yoğun olduğu için tatil organizasyonları benim yapmamı isterdi. Tarihi özellikle verdiği için hatta Yunanistan'daki otelle 4-5 defa görüşmek zorunda kaldım o tarihte yer alabilmek için.
Yunanistan'a çıktığımızda adaya vardık. Adaya vardığımızda bir telefon geldi ve darbe olduğuna dair. Yani ben inanamadım çünkü kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Hani artık biz medeni bir ülkeyiz. Bu şekilde bir şey, bunlar hani tabii ki benim yaşım gereğince ben bilmiyorum ama dedemizden, babaannelerimizden duyduğumuz işte 70'ler, 80'ler darbeleri duyuyoruz ama akla mantığa yatmıyor tabii ki bizim açımızdan. Biz daha biraz yeni nesil olduğumuz için inanamadım. Hal ve tavırları çok rahattı kendilerinin. Dönmediler zaten. Dönmek istediğimiz halde. Normalde mantıken olması gereken anneniz kardeşiniz ülkedeyse ve sınırların kapanma gibi bir sıkıntı varsa, ülkede darbe gerçekleştiğinde kapanıyor diye biliyorum çünkü, insanın ülkesine girmesi lazım. Ama buna karşılık da halen orada alkolünüzü içip eğlenip tatilinize devam edebiliyorsanız, yani çok mantıklı bir açıklaması yok. 5 gün sonra darbe tehlikesi geçtikten sonra ya da geri dönmesi. Rüzgar Hanım, çocuğunuzdan hala haber alamıyorsunuz. Dileriz hani bu yayının ardından hani bakanlıkla iletişime geçebilirsiniz. Bakanlık size bir yanıt verebilir. Çocuğunuza ulaşabilirsiniz. Yani o dileklerle kapatmış olalım. Yani çok zor ya tabii. Burada yani tabii şöyle bir durum. Burada ana durum yani bir tabii anlattığınız tanıklıklar çok çok önemli. Umarım bir gün bağımsız mahkemelerde tanık olarak dinlenirsiniz ve süreçler aydınlatılır. Ama bir kısımda yani siyasi gücü kullanarak, siyasi nüfusu yani kullanarak bir tabii ki şu an yani belge olmasın, çocuğun doğum belgesi olmasına rağmen böyle bir alıkoymanın söz konusu olması hukuk devletinde olabilecek bir durum değil. Şu an babasının yanında olması da çok önemli değil. Bir telefonla dahi, bir dakika dahi olsa kendi çocuğunun iyiliğini düşünen bir baba gerçekten çocuğu onun için önemli olmuş olsaydı şayet en azından çocuğunu bir telefonla dahi olsa benimle görüştürebilirdi. Ve ben şu an çocuğumun nerede olduğunu, ne